الحمد لله رب العالمين والآكبر المتقين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسد أن ancak iki sene içindedir. Mesela bir insan bir annenin sütünü emer. Kaç yaşındayken? 4 yaşındayken, 5 yaşındayken çocuğu sevmek suretiyle biraz ona süt verir. Bunun kadar bir şeysi olmaz. Sütten alakası yoktur bunun. Süt devri geçti. Süt devri 2 yaşında ne kadar? O 2 yaşın içindeydik ana rahmindeki 9 ayda dahildir. Ana rahminde 9 ay beslenmesiyle dışarıya çıktıktan sonra plan müddet içerisindeki 2 sene sürüyor. Bu 2 sene içinde emerse bir kimse o annenin sütünü o kardeş olur. Ama 2 sene geçtikten sonra emmiş, bundan şeyin adını gelmez. Velâ vissâl, bugünün orucunu yarıda katmak o da caiz değil. Yani akşam iftar etmiyor, iftar etmeden her günün orucuna niyetleniyor. Caiz değil. Velâ yüten, velâ yütme. Yetimlik de yoktur. Yetim sayılmaz. Ba'de-i hulüm. Bülüğe erinceye kadardır yetimlik. Bülüğe eriştikten sonra yetimlikte kalmış. وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ اِلَّا اللَّيْلِ Akşama kadar hiç kimseyle konuşmuyor. Sükut orucu tutuyor. Bu da caiz değil. Sükut orucu olmaz. وَتَلَاكَ قَبْلِكَ لَا صَلَاتَ بَعْدَ الْأَصْرِ İkindiden sonra, ikindi namazı kılındıktan sonra nafil namaz kılınmaz. İkindi namazı kılındıktan sonra nafile namaz kılınmaz. Ancak borç namazlarda o kılınır. Borçlara müsaade var. Hatta tavrub eşşems güneş batıncaya kadar ikindiden sonra nafile namaz caiz değildir. Ve la ba'del fecr şafak çöktükten sonra da güneş doğuncaya kadar nafile bir namaz kılınmaz. Ancak bugünün sünneti kılınır. Hatta illa bi Mekke. İlla bi Mekke. Bir rivayete üçüncü bir defada illa bi Mekke. Mekke müstesna. Buralarda mesela abdest alınır. Abdestin bir namazı vardır. Sünnetül vudu derler. Bunu kılmak için mesela namazdan evvel almışızdır. Fakat namazdan evvelki zaman öğlen üstüyse kirahat bir devirdir. O zaman o sünnetül vudu kılmak caiz değil. Tehiyyetül mescid vardır. Camiye girince caminin hakkı iki rekat bir namazdır. Bunu kılacağız ama öğlenize 5 dakika var, 10 dakika var. Bu zaman da kerahat vaktidir. Bu zaman da o olmaz. İçeriye girdikten sonra kıldığımız bizim mezhebimize göre sünnet, sünnet namazı kılıyoruz da öğleniz. Bu öğlenin sünneti hem abdestin vuduğuna hem tehiyyetül mescide de kafidir. La salateh icarül mescid illa fil mescid. Caminin komşusuna evinde namaz kılmak caiz değildir. İlla fil mescid. Ancak mescidi gelecek. Ama mazur olur, müstesna. Mazurlar her yerde müstesnadır. Yalnız bir yanlış iş var. Ramazan-ı Şeriflerde, ekseriyetle evlerde hafı tutup namazı ev halkıyla beraber kılma adeti türemiştir. Bu adet doğru bir adet değildir. Caminin cemaatine noksanlık ihraç eder. Senin evinin faziletini istiyorsan, sen evinde istediğin kadar namaz kıl. Başka zamanları yap, ne yaparsan yap. Fakat cemaatin dağılmasına, azalmasına vesile olacak her şeyden sakınmak lazım. Şimdi bunu da iyi dinleyiniz. La salate bi hazreti ta'amin. Yemek hazırlanmışken namaz da caiz değildir. Yemek hazırlanmış, siz de namaz vakti gelmiş, ezan da okundu. Namazı kılacaksınız. Şimdi o zaman namaz caiz değildir demesi. Bir daha var. وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَحْمَسَانِ Bir de sıkışmışsınız, abdestiniz daralmış, taze abdest alma vakit yok, ezan okundu. Şimdi o şu abdestten şu namazı kılıverim diyerekten, sıkışarak bu namazı kılmak bu da caiz değildir. Kerahat vardır. Çünkü namaz huzur-u ilahiyede sakin kalabilmek ve o huzurun tadını tadabilmek. Bu ikisi de bu huzura manidir. Yemekte, aklın yemekte kalır. Şu yemeği yiyseydik, karnın açıkmış. Onun için karnını doyur,
huzur ile Rabbül Alemin divanıdır. Öteki taraftan sıkışmışsın, abdestin tazelmesi lazım. Şu namazı kılıverem derken namazı nasıl namaz kıldığını bilemezsin. Bu da caiz. Maksat burada huzuru temin etmek idi. Halbuki bunların ikisi de huzuruna mani oldu senin. Huzuruna mani olan gerek menfaatin için olsun, gerek böyle şeylerden dolayı olsun. Bunları giderip de huzur içerisinde namaz kılabilmeye gayret etmek lazım. Bu huzur da kolaycılık bir şey değil tabii. Öyle yapmacıktan da olmuyor. Boynunu bük, belini bük, başını bük, ne yaparsan yap. Hep yapmacıktır bunlar. Yapmacık. Gönül, huzurda olacak olan gönüldür. Gönül Allah ile olamadıktan sonra biz bedenimizi çeviriyoruz kıbleye. Hepimiz oraya dönüyoruz elhamdülillah. Kıble neresi? Kabe. Nedir orada? Bir binadır işte. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı, Adem Aleyhisselam'ın yaptığı bir binadır. Bu binaya dönebiliyoruz da. Bu binaların sahibi, bu varlıkların sahibi Allah, Allah Celle ve Aleyha. Bu gönül dönmezse ne yapalım bu vücudun dönmesini? Vücudun dönmesini? Başka. Asıl dönecek olan gönüldür. Gönlün Allah'a dönmesi lazım. O namazdaki gönül Allah'la değildir. O namaz. Allah affetsin kusurlarını. Affetsin kusurlarını. La salate. Bak şimdi bunlar hep birbirine bağlı. La salate limen la vudu'e leh. Hepimiz biliriz ki abdestsiz namaz olmaz. Abdestsiz namaz olur mu? Olmaz. İşin başı abdest. Bakalım şimdi abdeste. Ve la vudu'e. Abdest de yoktur. Limen lem yüzüke bismillahi aleyh. Allah'ın ismini anmadan abdest değildir. Bismillahirrahmanirrahim demiyor. Besmele-i Şerif'i çekilmeden, Allah'ın ismi anılmadan yapılan abdest sahih bir abdest değildir. Bak, kamil bir abdest değil. Kamil. Allah-u Teala ismi anılmadan, her şey öyle. Allah-u Teala ismi anılmadan layık olmuyor. Yine bunu ikinci bir hadise yine rivayet ediyor. La salate limen la vudu'a leh. Abdestsiz adamın namazı namaz değildir. Nasıl ki abdestsiz namazı namaz değilse ve la vudu'a limen lem yezkür ismallah yani Allah-u Teala'nın ismini anmayarak ondan abdest abdest değildir. Abdestsiz namaz nasıl olmuyorsa Allah-u Celle ve Ala'nın ismi anılmadan ondan abdest de öyle oluyor yani. İkisinin yan yana gidiyor. Ve la yu'minu billah. Allah'a iman etmiş sayılmaz. Ben biliyorum ya bu mülkün sahibi Allah'tır. Şimdi Amerikalısı da diyorum. İngiliz de diyor. Hangi dinde olursa Allah diyor. Ama kaç diyor? Diyor. Allah diyor yani. Allah demek caiz değildir. Men la yu'minu bi Muhammedur Resulullah demedikçe iman sahibi olamaz. La ilahe illallah tamam olmaz. Muhammedur Resulullah demedikçe buna iman etmedikçe. Bunun için adam o da Allah diyor. Yani öyle boş laflara aldanma ya. Ve la yu'minu bi bana da iman etmiş sayılmaz. Dikkat edin. Bana da iman etmiş sayılmaz. Men la yuhibbul ensar. Benim ensar olan Medineli kardeşlerimi sevmedikçe, onlara inanmadıkça yine mümin sayılmaz. Şimdi insanlar arasında bir acayip şey çıktı. Bunu ben sevmem. Sana bugün Resulullah'ın emri Allah'a iman, peygambere iman, ashabı sevme. Kim olursa olsun. Bak aziz kardeş, iyi dikkat ediniz. Bugün Müslümanlık kardeşlikten ibaret diyorum her zaman da. Yine bir tekrar edeyim. Müslümanlık kardeşlerden ibarettir. Kardeşler arasındaki ayrılık büyük felaketler doğurur. Büyük felaketler doğurur. Bugün de doğurur, yarın da doğurur. İfrat her şeyden mezmumdur. Yemekte bile bol bir bal, fazla bir ifrat seni hasta eder yahu. Baldır işte her tarafı şifa ama kararınca yahu. İnsanlar da birbirini kararınca severler. Kararından fazlayı çıkardın mıydı? Uluhiyet mertebesine götürürler yarın insanları. Bugün adam ben muhterem bir zattır. Güzel, iyi bir insandır ama kuldur, kul. Allah'ın kuludur. Peygamber diyor ki beni haddinden fazla yükseltmeyin. Beni haddinden fazla yükseltmeyin deyince bugün insanları öyle pay verirler ki yarın Allah diyecekler. Bugüne bakma sen. La darara ve la dirara. Buna çok dikkat lazım. La darara ve la dirara. Kimse kimseye zarar etmek caiz değildir. Hiçbir sözü zarar edemezsin. İncitemezsin. Zarıltamazsın. Zarar yapamazsın. Zarar yaptıysalar zarara mukabele edemezsin. Müslümanlığın icabı. O bana bir tokat vurdu. Ben de ona bir tokat vurayım. O kanunun işi. Sen de o mukabeleye bırak. Bu bana sövdü, ben de ona sövüyorum. Arkada ölüme gider. Onun için kimseye zarar etmemeye çalış.
ne zararlara da mukabele etmeye çalış. Allah'a havalet ya. Susu et, sakin ol. Men darre. Yaptık zarar. Zarar ne olacak? Yaparız. İnsanların bazı efe dediğimiz tabaka var insanların arasındaki. Daima böyle çirkin hareketlerden hoşlanırlar. Böyle bir zarar yaptığı vakitte darrullah. Bunun cezasını verecek olan Allah. Bunu Allah ne, kim bilir neler yapacak. Ve men şak. Eziyetler yapıyor. Şakkallah. Allah-u Teala da bunun üzerinde çeşitli meşakkatler var. Yine la darara ve la duvar ve lirracülü en yada'a haşebeten fî hâidü cari. Komşumuz, komşuyuz yanına. Komşumuz bunun bir duvarı var. Ben de bir odacık yapmak istiyorum. Buraya bir direk koyayım da bu tarafına da bir duvar yaparım. Olur bir ev. Öteki diyor ki yok bu benim duvarım, bunun üstüne koyamazsın. Öyle şey olmaz. Müslümanlıkla, kardeşlikle böyle mani, böyle şeylere mani olmak caiz. Bunlar cahil adamların işleri. Olmaz, bu duvar benim, ben kudutluğum. Sen de kendine bir duvar yap. Öyle der, halbuki bu caizdir. Buraya peki kardeşim, kur. Sen de kur, ben de kurum bu taraftan. Sana da bir oda olur, bana da bir oda olur. Ve racülü en yada haşebe. Haşebe direk. Böyle. Fî hâid-i cariye. Komşusun duvarına bir direk koyacak. Onunla bir oda yapacak. Ya kümes yapacak. Tavuğuna hayvanla. Mettarikum mütehen sabit alim. La ta'ate. Bunların ezberlenmesi lazım. La ta'ate li ahadin fi masiyetillah. Allah'a masiyet yerinde hiç kimseye itaat olmaz. Diyor ki şunu iç. Fakat haram bir şey. Allah'ım isyan var orada. Bunun için ona itaat edip de onu içemezsin. İsyan var. Halbuki biz bu isyan için para veriyoruz ona. Para da veriyoruz. Bundan sonra sen her işini yap diyerekten onun günahının altında nasıl çıkılır bile. İnneme ta'a fil ma'ruf. Daha açık bir tabirle bunu ikinci bir hadiste. La ta'ate li mahlukun fi masiyetil halik. Halika isyan olan bir yerde mahluka itaat caiz değildir. Vesselam. Mahluk olunca anan da içinde, babam da içinde. Anam böyle istiyor, babam da böyle istiyor diyerekten haram olan, isyan olan bir yerde onlara itaat caiz değil. Başkasına hiç olmaz tabiat. En çok insan itaat edeceği anasıyla babasıdır. Onlara da itaat caiz değildir. Mahluka Allah'a isyan olduğu yerde. La akleke tedbir fi rıdallah. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için tedbire riayet etmek kadar akıldan üstün bir şey yoktur. Akıl Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için yapılan tedbirlerdedir. Yapılan tedbirdeki bu tedbirde Allah-u Teala'nın rızasının kazanılması hususunda aklını nasıl kullanabiliyorsan işte o akıl akıldır. Velâ ver'a kelkef'i an maharimillah. Allah-u Teala'nın haramlarından uzak kalmak kadar vera yoktur. Vera, şubahattan iştinab ya, işte Allah-u Teala'nın yasaklarından iştinab etmek veradır. Başka türlü vera olmaz. Boyun bükmekle, esbab değiştirmekle, şununla bunda olmaz. Vela hasebe fehusnül huluk. Hasep nesep para etmez. Ben filanın evladıyım. Olmaz. Fehusnül huluk. Ahlakın güzelse kimin evladı olsamaz. La fakre eşed ve minel cehl. Cahillikten daha ziyade fakirlik yoktur. Cahil kimdir? Dinini bilmeyen adamdır. Dinini bilmeyen insana cahil derler. Ama sen her şeyi biliyor musun? Her şeyi bilmek para etmez. Dinini bilmemek Allah'ı bilmekten ileri geliyor. Allah'ı bilince Allah'ın emrettiği dini de bileceksin. Bunları bilmemek en büyük cahilliktir. İşte ben filan yerden şu kadar diplomam var benim evimde ama iyi ama Allah'tan haberim yok. Bu mülkün sahibine inanmıyorsun. Peygamberine inanmıyorsun. Kitabına da inanmıyorsun. Daha bundan başka cahillik olur mu dersin? En büyük cahillik bu. Sen başındaki takkenin, 4 tane telden ibaret takkenin kendi kendine olacağına inanmıyorsun da bu koskoca kainatı sahiplik yapıyorsun ya. Bu koskoca kainatı içindekilerle beraber tabiatın icadı. Öyleyse senin başındaki takke bu da tabiatın icadı. Altında oturduğun halıda kendi kendine olmuş. Adama deli derler. La fakru eşedde minelce ve la zinin a'vedü minel akl. Akıldan daha büyük zenginlik yok. Akıldan büyük daha zenginlik yok. En büyük zenginlik akıl. Bu çocuğuna çok miras bırakacaksın. Milyonlar. Para etmez. Buna akıl, güzel akıl öğret. Akıllı yetiştirme.
وَلَا عِبَادَةَ كَتَّفَكُّرْ وَلَا عِبَادَةَ كَتَّفَكُّرْ Düşünce kadar büyük bir ibadet de yoktur. Düşün, Allah'a bulmaya git. Tefekkür et. Bu mülk nasıl olmuş? Ya dün söylediler, bir adam, cahil bir adam. Ya demiş, bu adamlar nasıl adamlar? Cahil adam. Şu demiş, gökteki yıldızlar nasıl duruyor demiş. Bunu tutan olmadan bu durur mu demiş. İnsanda bir parça akıl olmasın, ne yaparsın ya? Her söylenen insan inanır mı ya? İnanacağım bir şey, benim aklım kabul ediliyor, nasıl inanayım? Tabiat kanunu, nasıl tabiat kanunu ya? Koskoca dünya böyle nasıl, hangi cazibeyle durur ya? Nasıl bir cazibe olmak lazım ki tutabilsin? Bu koskoca milyarlarca insan var üzerinde. Bunu nasıl bir cazibe tutabilir ya? Bu Allah'ın kudretinden başka bir şey midir dersin? İşte Allah-u Teala'nın kudreti, ister cazibede olsun ne de olsun, o Allah'ın kudretidir. Senin cazibe dediğin şey Allah-u Teala'nın kudreti. Bu kudret-i ilahiyedir o. Sen bu kudret-i ilahiyedir diyemiyorsun da cazibedir diyorsun işte alt tarafı. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.